Herkese merhabalar. Platinyum Sigorta YouTube kanalında bundan sonra her hafta düzenli olarak birbirinden değerli konukları ağırlayacak ve sigorta sektöründeki birçok problemi ele alacağız. İlk programımızda Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı, Kurucu Başkanı Suat Sandalcı Bey'i ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Değerli başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey, sağ olun. Şereflendirdiniz bizleri. O şeref bize ait. Şimdi biz sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak sizlerle ilk kontağımızdan bugüne kadar uzun bir süreç geride bıraktık. Tabii geride bıraktığımız bu süreçle birlikte biz de tesis yönetim sektörünün içerisine dahil olmuş olduk. Bugün de sizlerle beraber sektördeki bütün problemleri bir sohbet niteliğinde ele alarak sizin değerli görüşlerinizi almak istiyoruz. Evet. Öncelikle ilk programı şahsımla yapma kararı aldığınız için şahsım, yönetim kurulum, üyelerim ve sektörüm adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sigorta sektöründeki mücadelenizi özellikle kurucu ortağınız, kardeşiniz Kerem Bey ile birlikte hayata geçirmiş olduğunuz tüm projeleri bizler de destekliyoruz. Kadir Bey. Teşekkürler başkanım. Tabii ilk YouTube yayını olduğu için Platinyum Sigorta ailesine de bizi izleyen izleyicilere de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah verimli bir program olacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun Kadir Bey. İnşallah başkanım. Tabii tesis yönetim sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ciddi büyüme kat etti. Özellikle 2000 yıllarından sonra özellikle İstanbul başta olmak üzere ülkemizin en önemli noktalarında işleyen bir kentsel hareket haline geldi. Evet. Tabii Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin ilk olarak başlatmış olduğu kentsel dönüşüm hareketleriyle birlikte işte bu tesislerin yönetim faaliyetleri de büyük önem kazandı. Önceden apartman ve sitelerde, tesislerde çok ciddi yönetim faaliyetleri yoktu. Doğru. İşte Ahmet amca, Fatma teyzenin yönettiği, işte aylık giderleri, elektrik su faturalarının ödendiği. Tabii. Buna bağlı olarak da oradaki apartmanın temizliklerinin yaptırıldığı bir sistem vardı. Ve artık günümüz koşullarına baktığımızda son derece yüksek voltajda ve katların bulunduğu ciddi mimari projeleri hayata geçiriliyor. Ve bu kapsamda da bu tesislerin yönetilme faaliyetleri artık profesyonel yapılması da kaçınılmaz olmuştur. Kesinlikle. Buna bağlı olarak da baktığımızda artık bir tesisin yönetilmesi için uzmanlık ve profesyonellik artık aranıyor. Fakat sizlerin de çoğu programımızda Platinyum Sigorta olarak bulunduğunuz ve ana sponsorumuz olduğunuz, bu destekleriniz de çok kıymetliydi. İşte biz de sektör bir yandan büyürken bir yandan da ciddi sorunlarla bizleri karşı karşıya bıraktı. Tabii bu sorunların çözüm noktasında da zirve ve çalıştaylarımızda bütün sorunları işledik. Ve çözüm önerilerini de hayata geçirdik. Doğru. Ve burada sizlerin de yine destekleriyle çıkardığımız birçok zirve yaptık ama geçtiğimiz ay Sakarya'da tesis yöneticileri ve kamu kurumları çalışma kampımızı hep birlikte hayata geçirdik. Hayata geçirdik. Tesis yönetim sektörü başlı başına sadece tesis yöneticilerinden oluşan bir sektör değil. Bunun en önemli kalemi haline gelmiş sigorta sektörü var, güvenlik sektörü var, sağlık, temizlik ve mimarlık hizmetleri, hukuksal avukatlık hizmetleri gibi birçok sektörü de bünyesinde barındırıyor. Şimdi bu kapsamda tesis yönetim sektörünü bir tek yönetim olarak anlayamayız. Doğru. Ve dolayısıyla bir bütün olarak birden çok sektörü bünyesi altında barındıran bize göre dünyanın bacasız sanayisi haline geldi. Hizmet sektörünün de en önemli yapı taşı haline geldi. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak sektörümüz ile alakalı ilk projeleri bizler hayata geçirdik. Sektörün ve ülkemizin en verimli derneği haline geldik. Bize göre de 2019 yılında hayata geçirmiş olduğumuz birinci uluslararası tesis yönetim zirvesi bunun ilk adımıydı. Yurt dışından da gelen çok önemli panelistlerimiz katılımcılara çok önemli bilgiler aktardılar.
Ve 2019 yılıyla birlikte 2020'de birinci tesis yönetim zirvesi, 2021 yılında İstanbul'da sizlerin de katılmış olduğu ikinci tesis yönetim zirvesi, ardından iş kadınları zirvesi ve 2023 yılında sevgili geçmiş dönem hükümet bakanımız Murat Kurum Bey'in müjdeleriyle birlikte hayata geçirmiş olduğumuz Çalıştay vardı. Ve bunların da bir bütün olarak her zaman panelistlerimiz çok önemli bilgileri izleyicilerle, katılımcılarla paylaştılar. Ama bizler de gördük ki son dönemde ortak kullanım alanlarının sigortalarıyla ilgili özellikle yöneticilerin ve profesyonel tesis yönetim şirketlerinin farkına varmadıkları ve kat maliklerimizin de önem vermedikleri çok hassas noktaların olduğunu da siz değerli sigortanın uzmanından, sektörün uzmanlarından dinleme fırsatı bulduk. Tabii burada dışarıdan görünen yüzün dışında arka tarafta çok ummanlı çalışmalar yapılıyor. Tabii biz de burada sizinle beraber bu yolda gerçekten birlikte tam anlamıyla yürümeye başlamadan önce biz de burada yapılan çalışmaları dışarıdan çok fazla anlayamıyorduk. 1965 yılında yazılmış bir kanun var. Evet. Değişen dünya, gelişen dünya, artık mahalle büyüklüğünde siteler var. Bu toplu yaşam alanlarındaki kanunların düzeltilmesi, site yönetimlerinin belli bir standarda bağlanması, lisanslaşması, sertifikalaşması ile alakalı arka tarafta muazzam akademik çalışmalar yapılıyor. Evet. Burada biz sigorta acenteleri olarak sitelerde muazzam derecede yaşanan problemleri birebir yaşıyoruz, birebir göğüslüyoruz. Evet. Çünkü yapılan bütçelendirme çalışmaları yeterli olmuyor. Evet. Burada sitelerdeki düzenlemenin en başta bir site inşa edilirken, yapı denetim firmaları gibi bu işin belli bir lisanslaşma ve sertifikalandırma aşamasından sonra projelerin tesis yönetim şirketleri tarafından da denetlenmesi ve onaylanmasıyla alakalı bilgiler vermiştiniz. Evet. Daha önceki panellerinizde, sunumlarınızda. Buna kesinlikle katılıyoruz. Çünkü bugün günümüzde gündem olan sitelerdeki fahiş aidat manşetlerinin arka tarafında sigorta ücretleri de, sigortalandırma ücretleri de bunun bir noktası. Evet. Sigorta ücretlerinin ödenmesi noktasında da sıkıntılar yaşıyorlar. Ve sitelerde alınan hasarlar bütçelendirmeyi muazzam derecede aşıyor. Çünkü bir sitenin makine teçhizat sistemlerinde, elektronik cihaz sistemlerinde, soğutma kulesi varsa soğutma kulelerinde ve en çok hasar aldığımız nokta hidrofor sistemleri, kazan daireleri, asansörler ve buralardaki beyinlerde meydana gelebilecek o hasarlar ciddi maliyetler yaratıyor ve site yönetimi eğer sigorta yaptırmamışsa bu direkt aidatlara yansıyor. Sigorta en azından buradaki aidatlarda ufak bir artışla olağan dışı bir hasar noktasında bir garantör oluyor. Evet. Bu konunun bir uzmanı olarak siz ne düşünüyorsunuz Suat Bey? Yani Kadir Bey, tabii bir sitenin yıllık giderleri hesaplanırken biliyorsunuz sitenin personel giderleri, ortak kullanım elektrik, ortak kullanım su giderleri, güvenlik hizmet alımları, temizlik malzemesi alımları gibi kat maliklerinin ödeyeceği gider hesapları yapılıyor. Evet. Bunlar yıllık projede, yani işletme projesi diyoruz bunun adına, 630 sayılı kat mülkiyet kanununa göre. Tabii bazı kat malikleri ve yöneticiler kat malikleri genel kurullarına işletme projelerini sunarken ortak kullanım alanının sigorta giderini çoğu kat maliki ve genel kurulları hesaba katmıyor. Bunun farkına ne zaman varıyoruz? Hidrofor dairesinde, kazan dairesinde veya kalorimetre dairelerinde, işte fitness salonlarında, demirbaş malzemelerimizde, yani kat maliklerimizin ortak kullanım alanlarındaki sorumlulukların olduğu ve ciddi malzeme fiyatlarının satın alma yoluyla kat maliklerinin sorumluluğunda olan bu tarz sitenin önemli malzemelerinin sigortalanması kaçınılmazdır. Zaten bunun bazı demeçlerde de görüyoruz ki kat malikleri artık bu anlamda zorunludur. Yönetici de zorunludur. Burada ben şunu eklemek istiyorum değerli başkanım. Yaşadığımız birkaç tane olaydan örnekleme yapmak isterim. Tabii isim vermemekle beraber büyük İstanbul'da büyük bir site. Sigorta teklifi ile alakalı gerekli kıymet mutabakatlarını çıkarttık. Eksperimiz gitti, anlaşmalı eksperimiz.
gerekli bilgileri aldı. Biz sigorta şirketlerinde gerekli çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra sunumumuzu yaptık. Tabii rakamı dile getirdiğimiz zaman çok büyük gibi geliyor. Sonra size diyorlar ki ya şurayı keselim. Ya şurayı tabii. Da hesap ettiğiniz zaman şunu çıkartalım. Tabii siz sektörünüz ve firmanızın kurumsalın neticesinde böyle bir şeyi kabul etmiyorsunuz. Etmiyoruz. Yani belli teminatlar zaten devre dışı bırakılmak istenildiğinde biz o sigortayı yapmak istemiyoruz. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hasar alınacak noktalar belli. Evet. Yani genelde sigorta şirketleri aktüeryalarda yapılmış olan çalışmaların, verilerin listelenmesi, raporlamasına göre risk satın alırlar. Burada da geçmiş dönemlerde alınan hasarların istatistiki verilere göre en çok hangi noktalardan geldiği aşikar. Biz bunu zaten tesislerde bizler kadar iyi biliyor. Belki bizden daha iyi biliyorlar. Birebir yaşıyorlar çünkü. Burada şöyle bir durum meydana geliyor. Bir makine kırılma teminatı bir sitenin en önemli teminatıdır. Çünkü bir sitede alınabilecek en olağan hasarlar genelde makine ve teçhizat hasarlarından meydana geliyor. Burada teklif vermiş olduğumuz site yaklaşık olarak 1600-1650 konutluk bir site. Rakamı ilk başta biz telaffuz ettiğimizde evet site yönetimine muazzam bir gider kalemi olarak geliyor. Ama daire başına bölündüğünde aylık 12 TL çok iyi hatırlıyorum. Uzun bir zaman geçti aradan. Tesisimiz maalesef sigortayı onaylamadı. Tabii onaylamadıktan sonra bunun iki katı kadar hasar almıştır. Ve işte burada ortak alanın sigorta hizmetlerinin gerçekten kat malikleri ve yöneticilerimiz tarafından önemli tespitlerle, sizlerle danışmanlığı alıp onların öngöremediği, sizin riskli gördüğünüz alanlarda öngördüğünüz olaylar yaşanılıyor. Evet. Ve bu ülkemizdeki tüm konutlarda yaşanıyor. Ve bazen oradaki sigorta poliçesinin ücretini yüksek görüyorlar ama şayet o sigortayı yaptırmazsalar bugün bir fan kolu bile, klima sistemini bile, orada kaynaklanan bir arıza, öngöremediğimiz bir yanma sonucunda kat maliklerine daha farklı bütçelerle onların onarım işleri rücu ediliyor. Kesinlikle öyle. İşte onlarla karşılaşmamamız için her dönem özellikle genel kurul zamanında işletme projelerimizde ortak kullanımın sigorta hizmetleriyle ilgili kesinlikle buradan tüm sektör temsilcilerimiz ve yöneticileri de uyaralım. Yani buna gerçekten ciddi önem gösterin. Kat maliklerimize kendi sorumluluklarınız için doğru bilgiyi verin. Yani işletme projesi yüksek tutacak diye, kat maliklerinin ödediği aidatlar biraz yüksek olacak diye bunu şeffaf olarak kat maliklerini açıklayın. Özellikle sigorta firmalarından aldığınız teklifleri masaya koyun. Çünkü onların sağlığı açısından ve günümüzdeki en önemli aracımız artık insanların cebindeki paraları oldu. Kesinlikle öyle. Bunları da çok doğru bir şekilde kullanmaları için öngöremediğimiz hasarlardan kat maliklerimizi koruyun. Dolayısıyla ortak kullanım alanlarımızın sigorta işlemlerini geciktirmeden yaptırın. Ortak alan sigortasında bir diğer örnekte şunu verebiliriz. Yakın dönemde Başakşehir'de büyük bir sel felaketi yaşandı biliyorsunuz. Evet. Biz burada muazzam hasarlar aldık. Çünkü Başakşehir'de birçok sitenin ortak alan sigortasını yapıyoruz. Otoparklarda meydana gelen su taşması, su dolması, 1 metreyi aşan otoparklar oldu. 1 metreden fazla su dolan otoparklar oldu. Ve araçlarda muazzam hasarlar oluştu. Burada tabii ki de ortak alan sigortası olmayan, aynı zamanda kaskosu da olmayan insanlar muazzam derecede, ortak alan sigortası olmayan sitelerdeki kaskosu olmayan müşteriler buradaki onarım bedellerini kendi ceplerinden yaptırmak zorunda kaldılar. Ama ortak alan sigortası olan sitelerde hasarları sigorta şirketleri göğüsledi. Evet. Ortak alan sigortasının bugün günümüzde gerçekten önemi çok büyük ve bizim de derneğimizde ilk başta yola çıkarken bu sektörün düzeltilmesiyle alakalı en büyük beklentimiz şuydu başkanım. Burada tesis yönetiminin tamamen profesyonelce tesis yönetim şirketleri tarafından yönetilmesi, bilinçlendirilmesi, lisanslaşma ve sertifikalandırma işlemlerinden sonra
denetim mekanizmasının doğru çalışmasıyla beraber ortak alan sigortası olmayan hiçbir sitenin kalmaması gerekiyor. Kesinlikle tespitiniz doğru. Altını özellikle çiziyorum. Bizler de katılıyoruz. Ve inşallah sektörümüz yakın zamanda lisanslaşıp karnesine firmalar kavuştuktan sonra da bu denetlemelerde inceleyeceğimiz en önemli madde de bu madde olacaktır. Biliyorsunuz ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Konut Politikalar ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzü birlikte çalışarak kurdurmuştuk. Şimdi o komisyonumuzda bazı çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda da ülkemizdeki yaklaşık 4000 tesis yönetim şirketi bu lisanslarına kavuşmak için, tabii hak edenler bunu alacaklar. Bunların da bir kriterleri olacak. Belli gibi fiziki şartlar olacak. Kesinlikle saha tecrübeleri, hukuki ve mali tecrübeleri hakim. Bu anlamda personelleri de bünyesinde barındıran ve faaliyet itibarı da çok önemli. Yapılan çalışmalarda, lafınızı bağla kestim başkanım, kusuruma bakmayın. Yapılan çalışmalarda bildiğim kadarıyla sitelerin büyüklüğüne göre, yani sadece bunu siteler olarak adlandırmayalım. Burada hastaneler var, sanayi siteleri var, alışveriş merkezleri var, tesisler var. Bu tesislerde farklı tip çalışma belgeleri olacak diye biliyorum. Çok doğru. Burada A tipi belgeden E tipi belgeye kadar bir belgelendirme olacak. Çok yani güzel. Her önüne gelen her firma her yeri yönetemeyecek. Dolayısıyla onun için de bir yeterliliği olması lazım. Şimdi tabii burada elma ile armudu da birbirinden ayırmamız lazım. Samsun'daki bir firma gelip İstanbul'daki bir projeye hizmet verebilmesi için A tipi belgeyi almak zorunda olacak. Bu belgeleri de kolayca ulaşamayacağız. Yönetim kabiliyeti gerekiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla global ölçeklikte, uluslararası alanda da işler yapabilmemiz için bakın ülkemize çok önemli. Yabancı firmalar geliyor. Ülkemizde çok ciddi tesisleri yönetiyorlar. Ya bizler de artık milli ve yerli firmalar olarak uluslararası alanda mücadele vermemiz lazım. Dolayısıyla bu A tipi belgesi alan firmaların da yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yeterlilikleri olması lazım. Evet. Ya bununla ilgili zaten yetkili kamu kurumları alt standartları belirliyorlar. Ve yakın zamanda hedef kitleyle burada alınan kararlar açıklanacak. Sizlerle birlikte geçtiğimiz hafta bir toplantıya katıldık. Bakan yardımcımızı ziyaret ettik. Orada da çok önemli kararlar alındı. Ve bizler inşallah yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisimizde bir torba yasa kanunu çıkacak. Bu kanunda da şöyle bir açıklama olacak ki tesis yönetim şirketlerinin lisanslaşması konusu torba yasada olacak. Ve zaten Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün kurulma amacı 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi yönetim faaliyetleri hizmeti veren firmaların lisanslaşması ve bu firmalarla alakalı çalışmaların yapılması. Meslek kolunun oluşması. Meslek olması. Tabii meslek tanımımız yapılacak, lisanslarımız verilecek. Bu kapsamda en önemlisi sizin az önce sarf etmiş olduğunuz gibi ülkemizdeki tesisler ve tesis yönetim firmaları denetlenecek. Evet. Tabii ki hedeflerimizin arasında da en başlarında ortak alan sigortalarıyla ilgili durumu da göz önünde bulundurmak zorundayız. Kadir Bey yakın zamanda da inşallah hep birlikte üyelerimiz ve üyelerimizin dışındaki tüm sektör temsilcilerinin katılacağı Ankara'da önemli bir programı hayata geçireceğiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz başkanım. İnşallah ikinci kamu kurumları ve tesis yönetim çalışma kampımızı İçişleri Bakanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkilileri ve bakanlarımızın katılımıyla inşallah orada ikinci kampımızı yapacağız. Bu ikinci kampımızla birlikte işte sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini orada da işleyeceğiz. Ben özellikle sizden bu ilk programınız şimdiden hayırlı olsun ama bir istirhamım var. Tabii ki de başkanım. Hem katılımcılara hem tesis yönetim firmalarına hem de bu programda hizmet alan taraf yani kat maliklerini de davet edeceğiz. Bu kampın ikinci bir ayağı Türkiye'deki 81 ilde hizmet alan kat malikleri yani hedef kitleyi de davet edeceğiz.
Bizim sizden arzumuz şudur ki bir panel yapalım. Ama bu panelde sadece sigorta firmaları olsun. Tabii ki de başkanım. Sizin moderatörü olacağınız, soruları ve bize aktaracağınız tüm çözüm noktalarını, inanın ben de bir sivil toplum kuruluşunun başkanıyım. Yönetim kurulu üyelerimiz var. Biz de bazı şeylerden bir haberdarız. Dolayısıyla bu alan bıçak sırtı bir alan. Bu alanla ilgili en ince detayları bizle o programda paylaşın isterim. Çok mutlu oluruz başkanım. Çok da verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü tesis yönetiminde sigortanın önemi her geçen gün biraz daha bilinirliği artıyor. Evet. Çünkü yaşanan problemlerde sigorta tarafına ayrılmayan bütçe çok ciddi sorunlar, çok ciddi problemler doğuruyor. Daha sonradan bir şeyler başa gelmeden önce, yani bu problemlerle karşılaşılmadan önce bilinçlenerek burada kendimizi güvence altına almamız lazım. Yoksa bu problemler, bu hadiseler yaşandıktan sonra zaten sigortanın önemini anlıyorlar ve sigortalarını asla ihmal etmemeye, her sene yapılan yıllık bütçenin içerisine sigorta ücretlerini dahil etmeye başlıyorlar. Benim burada tabii ki de tesis yönetiminde en büyük ince bir detaydır önerim. Kesinlikle sigortaların Aralık ayından Aralık ayına yenilenmesidir. Çünkü Aralık ayında yeni yıl çalışmaları yapılıp yeni yılın bütçe çalışmalarının içerisine sigortanın dahil edilebilmesi için sigorta ücretinin belli olması gerekiyor. Sigortacılıkta da tabii ki de parça maliyetlerindeki dalgalanma, artışlar ya da düşüşler sigorta fiyatına direkt etki ediyor. O yüzden Aralık ayında yapılan sigorta teklif çalışmaları ve sigortanın poşetleşmesi, yeni yılda yapılacak bütçe çalışmalarının içerisine bunun doğru olarak hesaplanarak eklenmesi anlamına geliyor. Ben değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bize onur verdiniz, şereflendirdiniz. İnşallah söylemiş olduğunuz paneli bir an önce hayata geçiririz. Ben bu talebinizden dolayı çok mutlu oldum. Kesinlikle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben tekrar şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına, sektörümüz adına sizlere teşekkür ediyorum. Platinum Sigorta'nın YouTube kanalı milletimize, vatanımıza, tesislerimize ve derneğimize de hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiniz tüm projelere, tüm başarı hikayelerinize tanık olacağımızı önceden bilmemden ötürü de şahsen sizlerle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sizinle birlikte şahsınızda aynı yönetim kurulunda olmaktan ve yol yürümekten de ziyadesiyle mutluyum. Sizlerin YouTube kanalı aracılığıyla önemli bir programda duyurmak isterim. 2024 yılında hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi ağırlayacağız. Yani 4. tesis yönetim zirvemizi hayata geçireceğiz. Bu vesileyle yine bu önemli duyuruyu YouTube kanalınızdan üyelerimize ve sektörümüze duyurduğum için de son derece mutluyum. Onur duyduk başkanım. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Davetiniz için teşekkür ediyorum. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizi gerçekten onurlandırdınız. Çok mutlu olduk. Değerli izleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bundan böyle her hafta önemli konuları birbirinden değerli konuklarla işlemeye devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.